Çay paketleri içinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan Samsun Büyükşehir Belediyesi bürokratı Bahattin Karakaş hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Belediyede daire başkanı olarak görev yapan Karakaş'ın rüşvet paralarını vekalet alarak 8 kişi adına açtığı banka hesaplarına yatırdığı, o paralarla altın, daire, dükkan ve arsa aldığı ortaya çıktı. Çay paketleri içinde rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanmıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Bahattin Karakaş hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar yer aldı. Daire başkanının belediyede bulunan makam odasındaki kasanın içinde nakit parayla birlikte kendisine ait bireysel emeklilik poliçesi, eşi dahil vekalet aldığı 8 kişi adına açılan 22 banka hesap cüzdanı, biri külçe olmak üzere yaklaşık 5 kilogramlık külçe altın, 75 tam altın, 50 yarım, 1072 çeyrek altın ve gayrimenkul tapuları bulunmuştu. Kasadan çıkan servetin ardından savcılık daire başkanıyla birlikte hesap sahibi 8 kişi hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme istedi. Masaksa mal varlıkları gelirleriyle orantılı değil tespitinde bulundu. Adına hesap açılanlar dairelerin Bahattin Karakaş'a ait olduğunu, belediyede memurum üzerime alamıyorum dediği için kendi adlarına tapu çıkarıldığını söyledi. Kimi ise hesaplardaki durumdan haberi olmadığını belirtti. Yine Karakaş'ın yakalanmadan 6 ay önce 2.1 milyon lirayı bankaya yatırdığı belirtildi. İddianamede daire başkanı söz konusu işlemlerle mal varlığı değerlerinin tespitini engellemek kastıyla hareket ettiği ileri sürüldü. Savcılık rüşvet suçunun yanı sıra kara para aklama suçundan da ek dava açarken adlarına banka hesabı açılan veya gayrimenkul alınan kişiler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.